haftanın en turistik. Eyvallah. Eyvallah. Yaz geldi. Tatil sezonu açıldı. Karadeniz'in incisi Akçakoca da artık misafirlerini bekliyor. Uyumsuz ailesi tatilde. Tatil için Akçakoca'yı seçen Amerikalı bir aile limanda gezerken belediye başkanı Okan Yanmaz ile karşılaştı. Ve başladı sohbet. Yanmaz'ın akıcı İngilizcesi görenleri ve duyanları hayran bıraktı. I speak English. She said to me. Yetiyorlar mı? Sen hangi taraftan Amerikan? Arkadan. Haftanın en vicdanlısı. Gel gel gel. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan bir vatandaş, yol kenarında sıcaktan bitkin düşen bir kertenkeleye kapaktan su içirdi. Oh, içim yanmış Fikret. Su dökenlerin çok olsun mezarına. Hakkari'nin sıcağından bunalan kertenkele, su içtikten sonra adeta teşekkür eden gözlerle kendisine su veren vatandaşa baktı. Allah senden razı olsun. Mert adammışsın. Senin için canımı veririm abi. Haftanın en sakarı. Basma, al kırdım kırdım. Al. Ben sana basma dedim. Sakarya'da bir cadde üzerinde seyir halinde olan at arabası tıkır tıkır ilerlerken karşıdan gelen bir vatandaş çok fazla dalgın olacak ki kendisine gelen atı fark etmeyince artık yapacak bir şey kalmadı. At arabasıyla vatandaş kafa kafaya çarpıştı. Haftanın en canavarı. Siz canavarı gördünüz mü? Neye benziyor? Bir canavar çok büyüktü. Tamam. Neye benziyordu? Abi canavara benzeyecek. Başka neye benziyor? Bolu'da önceki yıllarda yeni gömülen cesetleri mezardan çıkartıp yiyen ve köylerin kabusu haline dönen ayı yeniden ortaya çıktı. Şimdilerde bir mezarı eşeleyerek açmaya çalışan ayı, güvenlik kamerasına bakın nasıl yakalandı. Allah'ım yarabbim, daha ne tiplerle karşılaşacağım acaba bu ortamlarda? Haftanın en güzel klibi. Kadir kıymetini bildiremedim. 21 Haziran Dünya Müzik Günü nedeniyle şehrin 22 farklı noktasında 22 profesyonel ve amatör müzisyenin ayrı ayrı okuduğu türkü klipleştirildi. Düzce Belediyesi tarafından hazırlanan bu muhteşem klip şimdilerde sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor. Çok güzel, vallahi çok güzel.